Günaydın efendim. Bugün 27 Ocak Cuma, yeni bir Antalya Gündem programı ile sizlerle birlikteyiz. Haftanın son iş gününde, haftanın son Antalya Gündem programında ben Nihat Toklu, program ortağım Ali Orhan ve ekibimiz sizlere günaydın diyoruz efendim. Kanal V'nin ve Radyo Box'ın ortak yayını olan programımızdan sizlere sesleniyoruz. Hayırlı cumalar dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet, serin, soğuk, rüzgarlı, fırtınaya yakın rüzgarlı bir Antalya sabahından merhaba efendim. Ali Bey'e de bu arada bir merhaba diyelim, günaydın diyelim, hayırlı cumalar dileyelim sevgili Ali Orhan'a. Hayrı kabul ediyorum ama biliyorsun benim için bütün günler hayırlıdır. Bütün geceler hayırlıdır, bütün günler inşallah hayırla başlar. Allah'ın bütün hayırları insanların üzerine olur. Ülkemin bütün hayırları insanların üzerine olur. Dedik. Evet Ali Bey, hemen başlayalım gündemimize. Ondan sonra konuşuruz. İstediğin gibi başlanıyor. Peki. Başladığında başlama mı dedin? Peki. Hürriyet'le açtık Hürriyet'i. Hürriyet'teki, sürmanşetteki magazin haberini es geçtik. Gelin. Niye? Şimdi velayet davası, savaşı açılacakmış. Savaşı kimle kim arasında? Eski Fenerbahçeli, yeni Beşiktaşlı Caner'le eski eş arasında çocukları var aslında. Onun velayetiyle ilgili sıkıntılar oluşmaya başlamış. Onun haberi yer alıyor Ali Bey. İlgilenir misiniz? Çok önemli. Ülkedeki bütün şeyler bitti. Sürmanşette yer alacak kadar önemli bir haberdir. Yüzüğü gösterir. O başka bir şey. O teknolojiyle ilgili. Artık kredi kartlarının teknoloji yüzüklere gireceği anlamında bir söz, bir açıklama. O başka bir şey. Biz gelelim gündemimize. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önemli bir açıklama var. Elbap açıklaması. Daha derine gitmemek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili önemli bir ipucunu paylaşmış. Elbap'ta süratle işi bitirmek ve daha derinliğine gitmemek lazım dedi deniliyor haberde. Ben bunu görünce şöyle bir hafızamı yokladım Ali Bey. Şimdi daha geçen haftaya kadar veya 10 gün önce, 15 gün önceye kadar ki açıklamalar daha farklıydı gibi geldi. Ben mi yanılıyorum? Elbap'ta işimizi bitirdikten sonra Münbiç, Sayın Cumhurbaşkanı Münbiç diyor oraya, Münbiç var. Ondan sonra da Rakka sırada diye açıklamaları vardı. Tabii biz bunu acaba daha derine gidersek, daha derin denilen yer oralar. Oralara gidersek ne olur acaba diye düşünmüştük. Sayın Cumhurbaşkanı önce Münbiç sonra da Rakka'ya kadar gideceğiz. Oraları da kurtaracağız koalisyonla birlikte diyordu ama şimdi farklı bir görüşte. Son gelişmelerden sonra galiba Elbap'ta durmak lazım, daha derine gitmeyelim diyor. Doğrusu da belki de budur. Çünkü daha derine gittiğin zaman o bataklıkta, Suriye bataklığında bizlerin neyi beklediğini bilemiyoruz. Sıkıntılı bir coğrafya. Daha derine gitmemek lazım derim Ali Bey. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı gibi düşünüyorum bu noktada. Dün öyle düşünmüyordunuz. Ben öyle bir şey demedim. Yok yani beraber aynı şeyi düşünüyorsunuz dedim ya. Şu anda diyorum. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'na katılıyorsan dün öyle düşünmüyordular. Sayın Cumhurbaşkanı Dün katılmıyordum. Ha. Dün katılmıyordum. Ne şimdi daha Münbiç'e oradan Rakka'ya gidelim falan. Biz başkaları gitmiyor, Amerikalılar gitmiyor, şunlar bunlar gitmiyor da bizim askerimiz mi oralarda savaşacak? Diye düşünüyordum. Sayın Cumhurbaşkanı farklı düşünüyordu. Bugün bu şekilde görüş beyan etmiş. Doğrusu da bu olmalı. Daha fazla gitmemek lazım. Suriye bataklığına daha fazla girmemek lazım. Şimdi bir de güvenli bölge meselesi var. Dün biraz konuşmuştuk. ABD'nin yeni başkanı, burnunda başkanı Donald Trump'ın Suriye'de mülteciler için güvenli bölge oluşturacağını açıklaması üzerine bizim yetkililerimizin herhalde ilk bakışta ya bizim görüşümüze geldi Amerika gibi bir hava doğmuş olabilir ama durum pek öyle görünmüyor. Hani geçmişteki yönetim, Barack Obama yönetimi
orada güvenli bölgeye, Türkiye'nin önerdiği güvenli bölgeye sıcak bakmıyordu. Trump dedi ama Trump'ın kastettiği acaba bizim güvenli bölgeyle aynı şey midir? Orada kimin için nerede güvenli bölge yaratılacak? Bu konuda Ankara'da da bir soru işaretleri oluşmuş. Bir Kürt kuşağı mı oluşturuluyor bu şekilde diye. Dün bizim aklımıza gelen, yetkililerimizin de aklına gelmiş. Dışişleri Bakanı yeni sözcüsü. Mi yetkililerinizin yeni mi aklına gelmiş? Nihat Toklu. Müftüoğlu çalışma sonuçlarına bakmak lazım demiş. Rusya ise ABD'nin kendi kararıdır. Bizim haberimiz yok demiş. Bu konuyla ilgili şimdi, durum bu. Rusya o konuda sert çıkınca zaten işlerin çoğu değişti. Ama Rusya'nın bir açıklaması daha var. Ne var? Bu Suriye'deki Kürt bölgesi. Kazakistan'daki görüşmelerle ilgili. Evet, diyor ki orada şey Dışişleri Bakanı Suriye'deki Kürt bölgesinde özellik verilebilir. Demiş. Özellik verilebilir demiş. Bu bizim savunduğumuz. Hangi Suriye Dışişleri Bakanı? Suriye değil. Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov. Hani bizim Dışişleri Bakanımızın da dostu olan Lavrov'un böyle bir açıklaması var. Ha. Dostum Lavrov dediği için Sayın Çavuşoğlu ondan söylüyorum. Şimdi ama tekrar ben demiştim'e döneceğiz. Biz bunu ta ne zaman söyledik? Şu günü, yani bugünkü Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasını biz ta ne zaman söyledik? Hatırlar mısın? Suriye'ye girileceği zaman burada bir şey söyledim. Sadece Türk bayrağına sarılı Mehmetçikçe şeyleri gelir, tabutları gelir diye söylemiştim değil mi? Şu anda 44 falan oldu galiba. Yok öyle demiştin evet, değil mi? Evet. Ve hiçbir şeyi değiştiremezsin orada demiştin. Şimdi dün hani bir konuda burada konuşurken sevgili Ali Aydın yazmıştı ki sen ekonomist olsaydın. Hı hı. Ekonomist olmaya gerek yok bazı şeyleri, ülkenin gerçeklerini. Bunun için de böyle bir şeyle karşılaşacağımızı bilmek için de savaş stratejisi olmaya hı. gerek yok. Şimdi gelinen şartlarda şimdi bak, aynı Toklu, görüşte bak. Diyelim sizin Ali Bey. Niye? Gelinen şartlarda Türkiye'nin şu Elbap'a kadar gitmesi artık hayati bir sorun haline gelmişti. Hı-hı. Ha, bu şartlara gelindiği için. Bu şartlara gelinen sürece hep beraber eleştiririz ama. Ne anladık? O başka bir şey. Yok ne anladık Nihat Toklu? Yanlış önce şey yapmışsın. Önce suyu boşaltıyorsun, barajı yıkıyorsun. Ondan sonra da bot atıyorsun öndekilerine kurtulsun diye. İşte baraj yıkmak lazım. Yok böyle Nihat Toklu. Yıkıldı. Biz onu baştan söyledik. Dedik ki yıkmayın barajı. Evet yıkıldı. Çünkü sular altında kalmasın. Önüne ne geliyorsa silip süpürmesin. Sen önce barajı yıkıyorsun ondan sonra da lastik bot atıyorsun ki bunlarla kurtul. Ya da ne o simit. Ya bırak ya Toklu. Yani Suriye politikasının yanlış olduğunu artık Suriye politikasını AKP kendi içinde bile tartışıyor. Bak Suriye politikası. Bizim zaten dışişleri politikamız baştan beri yanlış. 14 yıldır yanlış. 14 yıldır hele yanlış üzerine yanlış yapıyoruz ya. Evet. Dikkat et ya bizim dışişleri bakanlarının hepsine dikkat et Nihat Toklu. Davutoğlu'nu hatırlıyoruz. Davutoğlu döneminde yapılan yanlışların faturasını şimdi çok çekiyoruz. Ağır, çok ağır şekilde ödüyoruz. Şimdi Çavuşoğlu dışişleri bakanı olduğu zaman şurada bir laf etmiştim. Halen de aynısı fikirdeyim. Çavuşoğlu'na bıraksınlar birçok şey değişiklik olur dedim. Bırakmıyorlar ki abi ya. Her kafadan bir ses çıkıyor. Cumhurbaşkanı danışmanı dişleri konusunda konuşuyor. Evet. Evet. Yani Cumhurbaşkanı danışmanının dişleri konusunda konuşması niye ya? O zaman bakana ne ihtiyaç var? İşte gelecekteki sistem yavaş yavaş uygulanıyor. Ama bu çok başlılık getirir. Şimdi danışman ayrı konuşacak, bakan ayrı konuşacak. Böyle bir şey olmaz ki. Ha dış şeylerin Cumhurbaşkanı'nın bir sözcüsü vardır. O konuşur. O konuşuyor. Tamam da diğerlerinin de zaman zaman konuşması zaten Cumhurbaşkanı'nın konuşuyor. Yeteri kadar konuştuğunu düşünüyorum ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Göz önünde olan bir isim. Danışman, basın danışmanı da konuşuyor veya sözcüsü de konuşuyor. Bir diğerleri de dediğiniz gibi ekonomi konusunda farklı farklı konuşan turizm konusunda dışişleri konusunda danışmanlar farklı, var. Bunlar sıkıntı. Bunlar sıkıntı. O zaman ne gereği var ya? Bunlar sıkıntı. Başbakan peki, ekonomik bilmem bazı verileri yanındakilerine soruyor. Çünkü niye önüne not bırakılmamış, edilmemiş? Gitti sınıf başkanı geldi sınıf başkanı değişen hiçbir şey. Zaten şurada ne zaten kaldı? Zaten bitti. Ne kaldı? Son herhalde tarihe son başbakan olarak geçme niyetinde hayır, Yıldırım. Nihat Toklu bir şey diyeyim mi? Bu ülkenin halkı cumhuriyetine sahip çıkarsa. Çıkar diyorsunuz. Onları da konuşacağız. Ben o konuda gayet iyimserim.
Evet. Çünkü şöyle düşünüyorum. Şimdi bak, sokaktaki halk hani işte öyle diyorlar, böyle diyorlar. Konuşuluyor, ediliyor işte sokakta böyle değil. Ben şimdi şu 450 mi sandıktaki seçmen sayıları değiştiriliyor ya, 450 küsür mü olacakmış? Seçmen sayısı mı? Ha, oy kullanma sayısı. 450 bin sandıktır. Yok, bir şey açıklandı bir şey. Neyse, hı-hı, orada. Ben bu sefer sandıktan daha çok korkuyorum. Yani sandıktan korkuyorum. Girenden değil, çıkandan korkuyorum. Çıkandan mı? Ha, niye biliyor musun? Dün Abdülkadir Selvi bir yazı yazmıştı. Dün Abdülkadir Selvi, ki AK Parti'yi çok iyi bilen, hı-hı, Ankara'nın da deneyimli siyasi yazarlarından bir tanesidir. Bu konuda AKP'nin içerisinde dahi tabandaki şeyde %9 mu %6 mı ne hayır diyen, 9 civarında öyle bir hayırcı kitle varmış. Bu her geçen gün artıyor. Yani. Artıyor mu diyorsunuz? Her geçen gün artıyor. Niye her geçen gün artıyor? İnsanlara bakıyorlar insanlar. Yani bu halde böyle ise, şimdi Sayın Başbakan dedi ya, herkes propagandasını istediği gibi yapacak, kırıp dökmeden. Evet, kırıp dökmeye baştan beri hepimiz karşıyız. Evet. Biz de söylüyoruz. Yani git, eylemini yapacaksın, sesini duyuracaksın. Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcısı'nın sözü var. Hayır, hayır demek de kutsaldır, evet demek, evet demek de kutsaldır gibi. Ha, öbür tarafta Başbakan'ın da garantisi vardı insan. Ya abi, yine hayır tişörtü giyen insanları derdest edip götürüyorsun. Abi, ben giymek istiyorum. Bunda bir sıkıntı yok ya, hayır diyebilirsin. Götürüyorlar, sosyal medyayı takip etmiyorsunuz. Derdest götürüyorlar. Böyle bir şey yani, olmaz. Şimdi bir insan... Olmamalı, şimdi, oluyorsa. Kadınlar hayır diye bir şey yapmış, video yapmış. Gerçekten gördüm, bir şarkınız bazı sözlerini değişmişler. Hı hı. Çok güzel. Yani bu tür, hep bunu ne diyoruz Nihat Oklu? Hatırla, maçlarda ne diyordu? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray, hı, işte Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarında eski tribünleri özledik değil mi? Ama adam gibi olan tribünleri. Evet. Yani futbolu futbol olarak izleyen, teröre, futbola terör karıştırmayan insanı. Abi, siyaset de böyle olmalı ya. Vallahi ben Necmettin Erbakan Hoca nurlar içerisinde yatsın. Ya özledim ya. Kadehifin dibi yandı. Bunlar bu köşeyi dönecek ama bu köşeyi, kürsünün şeyini gösterdiği. Ondan, hmm, sonra Süleyman Demirel'in, rahmetlinin esprilerini. Şimdi ne oluyor? Necmettin Erbakan'dan söz ettiniz, rahmetliden. Şimdi onun sözleri, başka bir tek kesim hükümet kanadı onun başkanlık için, başkanlık gelmeli anlamındaki sözde görüşlerini yayıyor. Hmm. Karşı tarafta hayır başkanlığa karşıtı görüşlerini yayıyor veya Demirel'in de keza öyle, Özal'ın da öyle. Ama dün Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin, Erbakan'ın partisinin şu andaki genel başkanın açıklaması vardı. Eski Sivas Belediye Başkanı milletvekili şu, yaptı daha sonra da. Şu şey değil mi? Evet, şu ünlü Can Kıyımı'ndaki, evet, o zamanki belediye başkanı. Sivas 1993, Madımak, 2 Temmuz. Madımak, 2 Temmuz, Madımak'daki i̇şte Can Kıyımı. Çok çabuk unuttuğumuz için, evet, işte biz. O, onun dedi ki, biz başkanlığa prensip olarak karşı değiliz ama dedi, dengesi var mı? Karşıdaki bir denge olması lazım. O dengenin kurulması lazım. Şu anda böyle bir denge kurulmuyor. Tek adamlığa gittiği için bu sistem, bu başkanlık, bu sisteme karşıyız şeklinde görüşün. Her bozuk saat günde 2 kez doğru, evet, zamanı peki, gösterilmiş. Peki, bunu da söyleyelim. Bu arada Rıdvan, şeytan Rıdvan lakaplı Rıdvan Dilmen'in... Ben millet şeytana uymasın diyorum. Açıklamaları vardı. Senin deyiminle mübarek cuma günü. Benim, evet, için bütün günler mübarek, biliyorsun. Ben bütün günlerin hayırlara vesile olmasını isterim. Sen bir grup diyelim, bir grup, bir kesim sadece cuma günü hatırlar bu işi. Takılma ayrıntıya, ha, neyse tamam. Yok, ayrıntıya değil. Bu çok önemli bir ayrıntı ama. Evet. Şimdi haftanın 6 günü her gün... Ya, onu ya bir şey anlatacağım abi, lütfen ya. Hadi hızlı. Öyle hızlı, yok. Hızlı gel. Konuya gel. Böyle yapa bu ülke bu hale geldi. Tamam, konuya gel. Doğruyu söyleyeni sevmediniz pek. Haftanın 6 günü her türlü melaneti, her türlü şeye karşı, İslamiyet'e karşı, insanlığa karşı, doğaya karşı, hayvana karşı melaneti işle, namusuyla, dürüst bir şekilde ve İslamiyet'i İslamiyet gibi yaşayanlara asla bu sözüm yok, haddim de değil. Ama bunları hep böyle kullanarak yapanlar
Cuma günü geliyor, Perşembe akşamından başlıyorlar. Hayırlı cumalar efendim. Yok arkadaş öyle bir şey. O kesimle ilgimiz yok Ali Bey. Allah'a şükür. Olmasın da. Kimsenin kesin de olmasın. Veya sadece bir cuma namazına gidip tüm günahlarının affedildiğini düşünenler hatta var. Hatta bazıları bir cuma namazını 3 camide kılıyor. Mübarek ya. Evet. Şimdi tabii Rıdvan konusunda yoğun bir söylentiler çıktı. Kendisinin Futbol Federasyonu Başkanlığı için gönülden geçirdiği, bu amaçla da böyle bir kampanya ön ayak olduğu. Yine 2019'da daha önce olabilir. Öyle bir ne olacak? Futbol Federasyonu Başkanlığı ne olacak? Işte. Bugün gider birisi işaret eder, yerine başkası gelir. Şimdi olabilir. Şeyler nereden geldi yani? Tabandan mı Erdoğan geldi? Erdoğan Demirören yaşıyor değil mi hala? Yaşıyor. Erdoğan Demirören neydi Futbol Federasyonu Başkanı oğlu? Yıldırım Demirören. Yıldırım Demirören'in Futbol Federasyonu Başkanlığını bırakmasın diye her şeyi yapar. İşlerin başına gelmesin diye. Tabii ya. Peki. Bu da başka bir konu. Şu anda diğer sorunlar da var. Mesela Atina, Yunanistan 8 darbeci asker konusunda iade yok demiş. Serbest bırakmış. Öbürü bitti mi? Bitirdi mi Rıdvan'ın şeyi? Bitti mi? Rıdvan'la konuştuk Ali Bey. Daha neyle ne konuşacağız? Tamam söyledik işte. Federasyon başkanına göz kırptığı, amaçladığı biliniyor. Niye açıklamalar da var. Olmak isterim anlamında. Bunun için de bu kampanyaya öncülük ettiği yolunda yoğun bir söylenti söz konusu oldu. Peki ediyor mu? Barcelona'nın da bir açıklaması vardı. Barcelona'nın da rahatsız olmuş Barcelona kulübü. Arda Vural için. Arda Turan için. Arda Turan Arda için. Arda da açıklama yapmış. Ne diyeyim? Ben ülkemin bayrağını dünyanın dört bir yanındaki her yerde startların hepsinde taşıdım. Onur duyarım. Bugüne kadar Atatürk ilke ve inkılaplarından taviz vermedim. Şunu yapmadım, bunu yapmadım. Diye. Ha, niye? İşte ben bunun için dedim ki rahatsız olan var. Bak Arda bugüne kadar hiçbir konuda açıklama yapar mıydı? Hadi ver derdi. Hatırlayın ya. Evet. Rıdvan hiç açıklama yapar mıydı? He? Koca Rıdvan. Evet. O neydi bir de Burak Yılmaz. Evet. Tostçu Burak. Tostçu Burak. Tamam mı? İstanbul'a ilk gittiği zamanlar Galatasaray camiası içerisindeki ismi Tostçu Burak'tı. Tostçu Burak. Şimdi Burak. Şimdi ne yüzde gelecek? Ne yüzde halkın karşısına çıkacaklar? Ya siz futbolcusunuz, futbolunuzu oynayın. Bırakın evet. Bu işi eleştirmenler. Ha, görüşünü Aykut Kocaman'ın çok güzel bir sözü vardı. Gördünüz mü? Ha, diyordu. Konya Spor Teknik Direktörü. Ona da gelmiş herhalde aynı şey. Kabul etmemiş. Yani biz sosyal sorumluluk projeleri içinde olabiliriz ama bu tür siyasi konulara, olaylara girmemek lazım anlamında çok yerinde bir saptama. Eğer toplumun mal olmuş. Milli takım oyuncuları bundan sonuçta. Milli takım oyuncularının bu tür bir kampanyada yer alması. Bir de bu işin karşı tarafı var çünkü. Ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz. Diyelim ki şu anda %60'a yakın da hayırcı vardır belki. %50 hayırcı, %40 hayırcı vardır. Bilemezsin. Niye %40 hayırcı? Neyse, %90 hayırcı vardır. %60'dan başladım. Bak. Abi öyle düştün ki gele öyle düştün ki. Bazılarına göre %40'tır, bazılarına göre %50'dir, bazılarına göre %60'tır. Görüşünü belli edebilir. Bak görüşünü evet. Belli edebilir. Nihat Toklu. Der ki ben hayırcıyım ya da evet diyeceğim. Evet. Ama böyle bir videoyla kampanya başlatamaz. Evet. Ben o da bir bireydir Nihat Toklu. Ona da sorduklarında arkadaş ben böyle olduğu için böyle düşünüyorum der. Ama sen kampanya başlatamazsın. Böyle bir kampanyaya öncülük etme. Ki iktidar partisinin paralelinde bir kampanya bu. Kendi başınıza yaptığınız bir de sen bir sivil toplum kuruluşu olarak yaptığınız kampanya değil. Bir de senin federasyon başkanlığı hevesin var. Heves, arzun var. Şimdi gelelim. Yunanistan'a. Geldik Yunanistan'a. Evet. Türkiye'den kaçan 8 darbeci, Türkiye'nin helikopterini kaçıran 8 darbeci askeri, çeşitli rütbelerdeki askeri Yunanistan vermeme kararı almış. İşte Türkiye'deki insan hakları ihlallerini göstermişler. Hatta idam tartışmalarını göstermişler. Bu yüzden Yüksek Mahkeme bunları vermeme kararı almış. Savcılıkta 3 ay daha tutacakmış galiba. Gözaltına tutacakmış. Ondan sonra ne olur bilinmiyor. Durum bu şekilde. Şimdi ne olursa olsun Nihat Toklu iki ülke arasında öyle bir şeyler olmalı ki komşu ülke arasında Türkiye'de öyle ya da böyle bir kalkışma hareketi yapılmıştır. Evet. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Millet Meclisi bombalanmış. Evet. Öyledir böyledir dibinde o var, önünde bu var, yanında o var, yöresinde bu var ben bunu anlamam Nihat Toklu. Buna katılmışsa bu insanlar gelir Türkiye'deki yargılanır. Tamam mı? Sen iade edersin Türkiye'ye. Böyle
bu tür konularda ben insan hakları şeysini pek ülkeye karşı yapılmış bir şey bu. Kişisel bir şey olsa ya da mülteci olarak kaçsalar ya da işte haklarında bilmem neler burada senin ülkedeki bir kalkışma bir terör. Olayın farklı yönde var Ali Bey. Şimdi Bir dakika. Siz orada bu askerlerin ne götürdüğünü bilmiyoruz şimdi. Sizin hangi sırlarınızı götürdüğü. İşte onu diyorum. Mesela bu askeri sırlar i̇şte konusunda. Diyorum. Yani hangi ne olursa olsun hangi yazılımlarınızı götürdüğü, askeri yazılımlarınızı götürdü onu da bilmiyoruz. Ya da ne etti. Ne etti ben, onu da bilmiyoruz. Ne olursa şimdi. Olsun. Belki Yunanlar için bu değerli bilgiler getirdiler. Tabii. O yüzden vermek istemiyorlar. Onlar da bir pazarlık ettiler. Yok yok. Onlar da o fırsattan yararlanıp o gecenin fırsatından yararlanıp çekip gitti. Değil evet. mi? Bunların Türkiye'ye iade edilmesi gerekir Nihat Toklu ve Türkiye'ye gelip komşuluk bunu gerektirir evet, de biz içeride adaletimizi, hukukumuzu, şunu bunu tartışırız Nihat Toklu. Biz içeride tartışırız. Ama böyle bir olayda, böyle bir kalkışmada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halkın iradesini diyorlar ya irade. Hmm. Halkın iradesini bombalandığı bir girişimde bulunan o da onlarla ortak hareket ettiği iddia edilen kişileri eğer dost bir ülke sana ve komşu ve dost bir ülke sana vermiyorsa o ülkenin dostluğundan ve komşuluğundan şüphe duyarım. İki kere iki dört. Bir de ağırlığınız söz konusu. Ne kadar ağırlık dış politikada ağırlığınızın bulunduğunda göstergesi bunlar. Amerika dostunuz, müttefikiniz, bilmem ne, ortağınız orada bir FETÖ'nün liderini vermiyor. Ötekiler de FETÖ'nün askerlerini vermiyor. Bunlar FETÖ'nün askerleri, Türk ordusunun askerleri değiller. Yani bir bunları vermiyor. Böyle bir durumdayız Ali Bey. Ne yazık ki dış politikamız bu şekilde. Bakacağız, göreceğiz bunları. Bu arada 9 parti seçime katılabilecekmiş Ali Bey bundan sonraki seçime. Yüksek Seçim Kurulu YSK 1 Kasım 2015 seçimler genel seçimine katılan 29 partiden 21'ine vize vermemiş Ali Bey. Çünkü bunların büyük kongrelerini yapmamış bazıları. 81'lerin ilin yarısında teşkilatlarını yokmuş. Bunlar şart seçime katılmak için. Bu yüzden Demokrat Parti ve DSP'nin de arasında bulunduğu DSP gibi bir dönem Türkiye'yi yöneten değil mi? Rahmetli Ecevit'in partisinin de arasında bulunduğu 21 partinin yapılacak ilk genel seçime katılamayacağı kararını almış YSK. Seçime katılanlar hangileri? AK Parti, Büyük Birlik Partisi, BTP, Büyük Türkiye Partisi değil mi? BTP, AKP, BBP, BTP, Haydarbaşın Partisi galiba Büyük Türkiye evet. Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, Hüdapar. Hüdapar, bu 1 Kasım'a katılmamış Hüdapar. Güneydoğu'da evet. Bir parti, bu daha çok kime yakındı? Şeylere yakın olduğu söyleniyor. Neydi bu bizim bir ara, neyse onu söylerim sonra. Bizim MHP. Bir dakika ya kafam takıldı. MHP. Bir şey söyleyeyim, bizim halkta gizlediğimiz bir şey mi var? Yok, Hizbullah, Türkiye Hizbullah'ı vardı ya, onlara yakın olduğu söylenen bir parti. Bizim Hüdapar. Dedin şimdi, ben Allah Allah dedim. Ülkede de. Bizim derken sanki sanırlar evet. ki sen de ondansın. Evet. Ona yakın olduğu iddia edilen bir parti evet. Hüdapar. MHP, Saadet Partisi ve Vatan MHP Partisi. MHP nasıl katılıyor? Katılıyor. AKP ile birlikte mi tek? Onu bilemem kimle katılacak evet. ama bunlar katılacakmış ama 21 partiye vize vermemiş. Yönetmenim de size vize yok diyor. Ara zamanınız geldi diyor ama bir haber daha okuyalım. Yönetmenimiz de YSK asker düşmez mi? Diye bir haber var. Birinci sayfada ne? Mehmetçik Türkiye, Irak, İran sınırında -30 derecede operasyon yapıyormuş. Dünden beri televizyonlarda bunun haberleri var. Mehmetçik Lütafor'da görev kolay yapıyor. Gelsin diyelim askerlerimize. Mehmetçik Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının her yerinde evet. nöbette. Evet. Gerçekten bu kış şartlarında, bu şartlarda oralarda nöbet tutmak herkesin harcı değil. İşte o Mehmetçikleri düşünerek ben ülkemin geleceği için hayırlara vesile olsun diyorsunuz. Evet. Peki. Ali Bey'in hayırlarını dinledik. Biz de kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Tekrar birlikteyiz efendim. Antalya gündem devam ediyor. Ali Bey'e gelen mesaj varsa çok
okuyun Ali Bey. İzleyicilerimizle paylaşalım. Mesaj. Evet. Gönül Sadıç, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlarınız olsun demiş. Yakup Toklu, hayırlar hayırlara vesile olacaktır, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Günay Fırat, maviye dönüşmeyen hayırın bize katkısı yoktur. Bazı insanlar gibi bazı hayırlar da çakma oluyor. Gerçek hayırcılara saygıyla. Günümüzü evet. ışıtan gözümüz, kulağımız, cam dostlarımız, gün aydın demiş. Murat Hamza, hayırlı mutlu günler can kardeşlerim demiş. Nermin Alparslan, hayır ola inşallah demiş. Erdal Cansu, amin demiş. Erdal Cansu, evet. Samsun'da bir televizyondaki spor yorumcusudur. İyi de bir Samsun spor taraftarıdır. Selahattin Kurt, Antalya'nın güzel insanları, vatanın ve milletimin geleceği için benim oyum kucak dolusu hayırlar, selamlar demiş. Nurettin Leman Utku diyor ki hayırlı günler. Bazı otobüslerimizin ön camlarındaki 06 KL 08 gibi lokolar, MC 12 gibi, TC 16 gibi. Arka camlarda da ışıklı yazılırsa biz vatandaşlar için araç önlerine acaba kaç numara diye koşturmayı önler, herkese kolaylık olur. İletiniz Ulaşım Daire Başkanlığı'na iletilmiş olur. Gerçekten güzel bir öneri. Evet, evet. Duraklarda doğru, koşuyorsun, doğru. Geliyorsun. Yani. Önüne bakmaya çalışıyorsun evet. otobüsün. Doğru, doğrudur. Güzel bir öneri. Mehmet Coşkuner, bazı gazeteleri niye okumuyorsunuz diyor. İsim de veriyor. Neden diyor sadece Hürriyet'le Milliyet? Bize gelenler bunlar. Onu söylemek taraflı lazım. Diyorsanız diyor elinizdeki şeyin işte ondan ne farkı var gibi ve hayır diyor. Şafak Akpınar, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Çamlıhemşin Belediyesi'ne de hayırlı işler dileyelim buradan. Ali Çamlı'da söylediğiniz gibi %90 hayır hayırlara vesile olsun demiş. Ali Polat, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Yani insanlarda böyle bir şey var Nihat Toklu. Evet, şimdi Ali Bey, şeyler. Önce şu gazete olayından başlayalım. Bize gelen, gönderilen gazetelerden şu anda Hürriyet geliyor. Ve Doğan grubundan diğer gazeteler de geliyor. Onlar için de sadece ana gazete, ana akım gazete Hürriyet'i okuyoruz. Milliyet geliyor diğer taraftan, diğer gruptan Milliyet geliyor. Milliyet'i okuyoruz. Ha, Sabah grubundan bize gönderilen, bize gelen bir gazete yok. Sabah da bu saatlerde açık bakkalla bulmamız mümkün değil. Biz talepte bulunuyoruz, gönderin diye. Göndermiyorlar bir. Ama sabah bakıyorsunuz otobüslerde Sabah grubu bol bol var. Otobüslerde, halk otobüslerine baktığınız zaman sabahları o gazetelerimizi görebiliyoruz. Bir zamanda şeylerde. Da... Siz bir ara kızıyordunuz şeyler kampanya yaptı diye taksiciler evet, Hürriyet'le kampanya yaptılar diye ama şimdi Sabah gazetesi benzer bir kampanya yapıyor herhalde ki halk otobüslerinde, minibüslerde bol bol sabahları gazeteyi görebiliyoruz. Okusun, ya halkımız okusun, birileri şey yapsın. Birileri toptan alıp veriyor. Olabilir ya, o da olabilir. Tabii, tabii. Hayırlara vesile olsun. Ha, şöyle bakıldığı zaman bizim izleyicilerimizin önemli kesimi de hayırcı galiba. Evetçilerden de mesaj gelmiyor mu Ali Bey size? Toklu, yoksa evetçileri engelliyor musunuz, nedir? Ya Toklu, bakın birçok insana... Sizin istatistiğe bakarsak 99 hayır herhalde. Benim arada şimdi, bakarsan 90%. Yani bu da... Yok şu var Nihat Toklu. Ben gerçekten eğer bakıyorum bana arkadaşlık isteği gönderildiğinde sosyal medyadan bakıyorum kimlerle arkadaş. Evet. Fake hesap mı değil mi? Bakıyorum eğer isteyen de iki tane üç tane tanıdığım isim varsa hiç fark etmez benim için siyasi görüşü. Neden? Nihat Toklu. Eğer karşımda bir fikir olmazsa ya da karşımdakinin karşısında bir fikir olmazsa o fikrin bir anlamı olmaz. Mesela ben Ali Aydın'ı her sabah yazsın bir şey isterim. Bugüne kadar hiç okumadığım oldu mu Ali Aydın'ı? Evet. Ali Aydın altı izleyicimiz de, o ismi kullanan izleyicimiz de. De AKP destekleyen, AKP'yi destekleyen onun da görüşü o. Görüşleri var. Ya da AKP'den biri yazı yazdı da onu okumadın mı? Evet. Yani hakaret içermeyen. Bak az önce bir şey vardı, okumadım. Dedim ki ona benziyor gibi bir laf. Niye okumadım? Bana göre hakaret içeriyordu. Okumadım. Anladım. Şimdi bunlar var. Ne olursa olsun ben herhangi bir gazeteye şu bu dedirtmem. Evet. Yani gazetedir. Onun fikri benimsersin, beğenirsin, beğenmezsin o ayrı bir şey. Ama aşağılayıcı kelime şey yapmaz. Şimdi yazsınlar, onlar yazdı da ben buradan okumazsam
Zaten şey belli, bütün izleyicilerimiz görüyor. Yani benim arkadaşım olan tüm izleyiciler bana arkadaşlık isteği gönderip de kabullenmiş oldu. Abi bir tane şey geliyor, istek, öz, yani şey veriyorum, örnek veriyorum. Bakıyorsun kim beğenmiş, şey kimle arkadaş, ortak arkadaşımız kim? Abi içinde ne tanıdığım var? Bir tane ortak arkadaşımız var, onu da ben tanımıyorum. Ben nasıl buna evet diyeyim? Evet, öbür evet. Tarafta bakıyorsun, 50'nin üzerinde ortak arkadaşım yoksa zaten eklemiyor. Bir de doldu, 5000'e yakın şeyim var. Epey bir grubunuz oluşmuş. Pekala bey, devam edelim biz. Zehra Serttaş diyor ki hayırlı yayınlar diliyorum. Atatürk Yılmaz da diyor ki günaydın. Evet, şimdi Atatürk Yılmaz'a bir ek koydum mu? Yok. O da onu yazmış. Peki. Hürriyet Akdeniz'deyiz. Hürriyet Akdeniz'de önce sorgu sonra yıkım haberi var. Antalyalı hayırsever Doktor Galip Kahraman tarafından devlete bağışlanan arazisi tartışmalı şekilde satılan Galip Kahraman İlköğretim Okulu'nda yıkım başladı denilmiş. Evet, okulun arazisinin bir kısmının bir kısmı daha sonra ticari alan yapılmıştı. Şeydeki özel idarenin uhdesindeki tapusundaki arazisi, okulun kullandığı arazi. Şimdi bu o söz konusu arazi satıldı. Satan vatandaş, alan vatandaş da burayı öğrenci yurdu yapacakmış. Yakında üniversitenin meslek yüksek okulu var Çallı'da. Okulun bahçesi küçülecek. Oradaki yeşil alanlar gidiyor ve böyle, ama bu arada bir soruşturma başlatılmış. Bu haberleri nasıl, kim sızdırdı, kim konuştu diye milliyetinde bir soruşturma başlatmış. Okulun öğretmenlerine sormaya başlamış. Sizden mi çıktı bu haberler falan gibi. Milli Eğitim onları soruşturana kadar, Milli Eğitim'de Antalya ne kadar Türkiye'nin gerisinde onları soruştursun. Niye bu öğrenciler bu kadar geride kalıyor? Niye geçmişteki başarılarımızı yakalayamıyoruz diye onları soruştursun. Geçen bir okulun bahçesi, hı hı, şey adı altında yurt, sanki öğrenciye bedava yurtmuş gibi hava veriliyor bir de. Yok, özel öyle, özel yurt. Özel yurt, öğrenci yurt, parasını özel verecek ve bir şey söyleyeyim, bazısı otelden daha pahalı. Özel yurt, onu da söyleyelim. Böyle bir durum oldu. Keşke okulun uhdesinde kalabilseydi. Bak Atatürk Yılmaz'da hayırlı cumalar Ali Bey dedi. Şimdi onu da okumayayım mı? Peki. Okuyorum. Milli Eğitim'den başladık. Milli Eğitim'den devam edelim. Körfez'den bir haber okuyayım. Antalya Körfez'den parti binasında atandığı haberi var. Milli Eğitim Müdürü'nün neresinin? Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kimin atanacağına dair kararın AKP ilçe binasında verildiğine yönelik bir iddia. Bu Kadın Kolları İlçe Başkanı, AKP Kadın Kolları İlçe Başkanı Tülay Yıldız'ın eşi İsmet Yıldız karar kırılmış. Bu atanmış daha doğrusu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Bunun kararının da CHP İlçe Başkanı açık diyor ki, iddia ediyor ki Mehmet Küçük Kavukçu, bu karar AKP'nin ilçe merkezinde, ilçe binasında alındı. Atanma böyle yapıldı. Bu, böyle bir şey yapılması içinize siniyor mu diye sormuş. Kadın Kolları Başkanı'nın eşiymiş söz konusu ilçe Milli Eğitim Müdürü. Tabii burada bir en azından etik anlamda bir sıkıntı var değil mi Ali Bey? Yani bir ilçe Milli Eğitim Müdürü'nün eşinin bir siyasi partinin, iktidar partisinin ilçe Kadın Kolları Başkanı olması etik anlamda bir sıkıntı. Tarafsızlığına gölge düşürür mü? Düşürür bakıldığı zaman. Bu olmuyor şimdi. Onun için dedim ya. Evet, yani şimdi bu bakıldığı zaman karar şurada almış. Ha, şöyle buradan olsaydı. Diyelim ki başka bir partinin ilçe kadın kolları başkanının eşiydi. Ben yine aynı tepki koyardım. Evet. Yani evet. Öyle olmalı. Yani siyasetçilerin yakınları bu tür olaylara girmemeli ya da onun yakını siyasete girmemeli. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Ha, o insanlar işsiz mi kalacak? Yok. O insan da müdür yardımcı olursa olurdu. Nihat Toklu, örnek veriyorum. Bir okul diyor, öğretmen olur. Öğretmenlik kadar güzel bir meslek var mı? Ama tabii bir yönetici yapılması, ilçe milliyeti müdürü yapılması. Ama Nihat Toklu şimdi biraz düşün. Eşi Kadın Kolları Başkanı ya, ondan başka. Ha, bu arada AKP ilçe teşkilatı ise bu iddiayı yalanlamış. CHP ilçe başkanı bu iddiasını doğrulamamış, yalanlamış. Nasıl iddia? Yani o Kadın Kolları Başkanı'nın eşi İlçe Milli Eğitim Müdürü değil miymiş? O doğru. Bu karar ilçe AKP ilçe merkezinde alındığı nerede oluyor bu iddiasını olay yalanlamış. Nerede oluyor bu olay? Korkuteli'de oluyor. Acaba Korkuteli'ndeki bir büyükşehir, yani Korkuteli'nde oluyorsa büyükşehir belediyesi meclis üyesinin, AKP'li meclis üyesinin kafesinde mi aldılar bu kararı? Evet. O da olabilir. Yani şöyle, tamam, yani partide değil ama Şu düşünülüyordur herhalde. Bu kararı İl Milli Eğitim Müdürlüğü aldı.
o atadı falan diye. Ama keşke tabii öyle olsa. Sonuçta oradaki bir kadın kolları başkanının eşi olunca atanan kişi akıllara bu iddialar bu işin konuşuluyor. Içinde, bu işin içinde biraz şey var gibime geliyor Nihat Toklu. Şu Gümüşhane var gibi geliyor. Gümüşhane. Evet. O seni Gümüşhane diyor. Gümüşhane Karadeniz'de miydi tartışmasına? Bir tekrar başlamayalım. Efendim? Gümüşhane Karadeniz'de değil değil mi? Değil. Öyle bir, size göre değil. Değildi. Karadeniz'de değildir Gümüşhane. Mucit fikirler aranıyormuş Ali Bey. Makine Mühendisleri Odası Başkanı açıklamış bunu. Ayşen Hamamcıoğlu 5-10 yaş grubu çocuklar arasında hayal gücünü arttıracak bir mucitleri ortaya çıkaracak bir kampanya, yarışma düzenleyeceklerini ifade etmişler. Geleceğin makineleri konseptiyle yapılacakmış. Hayatı kolaylaştıran tasarımlar, enerji verimli çalışmaları, geri dönüşüm uygulamaları, bilişim teknolojileri ve akıllı kent projeleri hazırlanacakmış çocuklar. Bunlar yarışacaklarmış. Allah 200 aşkın Ayşen Hanım demek ki 200 aşkın aşkın okuldan katılım bekleniyormuş. 23 Nisan'da da törenle ödülleri verilecekmiş. Ayşen şimdi Hanım bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz günlerde gözümüzden kaçtı. Buradaki bir kolejden bir vakıf kolejinden iki öğrenci bir proje hazırlıyorlar. Bu salyangoz kabuklarından ilaç yapıp bunun yaraların iyileşmesine olan katkılarını ortaya koyan bir projeye nereye sunuyorlar? TÜBİTAK'a. TÜBİTAK bunu yarışmaya almıyor veya ödüle layık görmüyor, geri çeviriyor. Çocuklar bu projeyi Amerika'ya gönderiyorlar. Orada da bir dereceye gidiyorlar, birinci oluyorlar. Amerika'daki bir yarışmada, benzer bir yarışmada birinci oluyorlar. Yani bizim TÜBİTAK'taki anlayış herhalde çok farklı. Bunları mucit gibi görmemiş, bunlara değer bulmamış. Hatırla TÜBİTAK'ı ne kadar Türkiye kamuoyu tartıştı. Hayır bir dakika neydi? En son nelere ödül veriyordu? Bir tane yarı gene onun yarışması vardı. Kabe'yi gösteren saat mi veya şey mi namaz? Kabe'yi gösteren saat her yerde var. Öyle bir şey. Bir Çinliler yapıp Türkiye'ye gönderiyor. Öyle bir şeye ödül verdi falan öyle bir şey. Çinliler yapıp da. Türkiye'ye onu gönderiyor. Yani işte. Ayşen Hamamcıoğlu gerçekten bu açıklamayı iyi yapmış. Ara sıra kentin sorunlarıyla ilgili de kendi birimi üzerine düşen sorunlarıyla ilgili de konuşursa gerçekten daha iyi olacak. Mesela şu egzoz gazı onların birimi giriyor. Makine mühendislerinin ilk alanındadır. Egzozla ilgili asansörler, şeyler. Mesela asansörlerle ilgili konuşuyor. O konuda haberi mesela var. Mesela şeyi konuşuyor. Neyse şimdi asansörlerle ilgili var. Bulursun. Az dinle. Ha, dinledim. Mesela şu Expo'daki asansörlerle ilgili hiç konuşmadı. Dikkat ederseniz. Expo kulesindeki asansörün. Asansörün 21 kişilikten 14 kişiye niye düşürülür, niye böyle olur, ne olur diye hiç konuşmadı. Evet. Eğri olduğu, kulenin eğriliği yüzünden. Kule eğri. Eğrili. Yüzünden. Kule eğri, Nihat Toklu. Demiştiniz. Anladım. Hı-hı. Anladım. Hiç konuşmadı. Anladım. Peki. Bak. Ama mucitlerin. Sıdıkan'ın bir mucit şeyi paylaştı. Evet. Kapağı açılınca içinde ışık yanan ekmek sepeti TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda birinci seçilmiş. Kapağı açılınca içinde ışık yanan ekmek içinde sepeti. İçinde ışık yanan ekmek sepeti. Buna benzer... Çok çok büyük bir buluş bu. Ne anlama geldi pek yani belli olmayan. Yani arkaya bir şey koyup anahtar. Yani hiç onu da şey etmeye gerek yok. Şurayı kaldırdığında burası ister istemez yakacak daha bunu. Evet. Yani sanki çok sensörlü ışık buldular. Gibi bir şey. Şey vardı... Gullabi Turan, Erzurumlu. Hı hı. Şimdi bunu alıp İstanbul'a götürüyorlar Nihat Toklu. Arif Sağ alıp İstanbul'a götürüyor. Arif Sağ çok severdi bunu. Birçok sanatçı da severdi. Kadir İnanır'la şununla bununla bir sürü sohbetleri vardır. Arif Sağ götürüyor İstanbul'a. Gece sıkışıyor şey, Gullabi. Arada zaman geçiyor. Erzurum'a geliyor. Gullabi'ye soruyorlar. Ne var ne yok diyorlar. Gullabi de diyor ki yahu onun şivesi de böyle. Erzurum şivesiyle. Erzurum şivesi ve biraz da peltek konuşuluyor. Ya Arif ağabeyin evi ele lüks ki. Diyorlar neyi var yani lüks de ev daha diyorlar. La olur mu diyorlar. Tuvaletin kapısını aç sen ısık yanıyız kapat sen ısık sönüyüz. Yani buzdolabında kullanmış. Şimdi hesap o Nihat Toklu. Yani el alem buzdolabını bulmuş kapağı açılınca ışığı yanan. Tamam mı? Hep ona çocukken Nihat Toklu ilk buzdolabımız olduğu zaman, evimizde ilk buzdolabı olduğu zaman hakikaten ona çok şey derdim. Nasıl oluyor diye, ışığı yanıyor diye.
Evet, onun. Evet, evet. Meğer kapının arkasındaki mekanizma ileri geri gidiyor, bu kadar basit. İşte bizim TÜBİTAK'ımız gerçekten bu tür konularda ödül vermesi çok hoş bir şey. Mesela şey nedir, ayağını bastığında ya, duvarda yanan ışık, değil mi? Hı hı. O da çok önemli bir icattır. Evet, o da evet, çok evet. önemli bir buluştur. Peki. Ama peki, öbürlerini ama ne yapıyorsun? Burada iki tane gerçekten mucit olan iki öğrencimizin çalışmasına değer vermiyorsun ve Amerikalılar sanki ne derler? TÜBİTAK kadar demek ki bu işi bilmiyorlarmış. Onu ödüle değer buluyorlar. Ona birincilik ödülü vermişler. İki tane Antalyalı pırıl pırıl lise öğrencisi gencimizin çalışmasına ödüle değer bulmuşlar. TÜBİTAK ne yazık ki değer bulmamıştı, değer vermemişti. Peki, asırlık ağaca koruma haberi var. Asırlık ağaca koruma, Kumluca'da 800 yaşın üzerinde olduğu belirtilen zeytin ağacı koruma altına alınmış belediye tarafından. Kökündeki toprak boşlukları doldurulan ağacın çevresinde de parke döşemesi yapılacakmış. Koruma altında alınan bir zeytin ağacı 800 yaşı. Galiba kent merkezine yakın bir bölgede bir yerde bu ağaç güzel bir uygulama. 800 yaş Ali Bey. Kimleri görmüş? Osmanlı'dan bu tarafa, Selçuklu'dan bu tarafa, Bizans'ı da görmüştür herhalde. Bizans'ın ne işi var şeyde? Kumluca'da. Şimdi baktığınız zaman nedir? 2000 yılların başındayız. Kumluca'da 1000 diyelim ki bu 800 ise. Yok, Bizans buralarda oldu. Olmaz mı? Bizans buralarda olmadı mı Ali Bey ya? Bizans olmaz mı? Ha, ben Bizans. De şeye benzedim ya, Şeytan Rıdvan'a. Türkiye'nin güneyi yarım kürede mi, kuzeyi yarım kürede mi olduğunu bilmiyor. Öyle mi? Peki. Ama geleceği hakkında karar vermeye çalışıyor tabii. Muratpaşa Milli Egemenlik Caddesi'nde yapılan kazı çalışmalarının ardından yol uzun süre eski haline getirilmemiş. Bir okur bunu paylaşmış. Evet. Sık sık karşılaştığımız bir şey bu. Milli egemenlik önemli bir kent merkezindeki olan bir ana ulaşım arteri. Burada bu yapılıyor, doğrudur. Aradaki boşluğa taş falan döşenmiş. Ama diğer bölgelerimiz de aynı ne yazık ki. Sık sık kazılıp bir şeyler döşeniyor. Ondan sonra bırakılıyor. Geçici dolgu yaptırılıyor. Yağışlar da onlar da gidiyorlar. Çukurlar, sıkıntı. Hep aynı şeylerde konuşuyoruz. Evet, Milliyet Akdeniz'deyiz. Milliyet Akdeniz'de. Sıkaların oteli niye şey yapmadı? Bir dakika Ali Bey, sıra gelmedi. Azıcık yani 7 aylık mısın diyeceğim de değilsin. 7 aylık. 7 aylık mısın? Evet. Var bir şey, onu bilmiyordum. Biraz evet. Bekle, biraz sabırsızım bekle. Sabırsızım hayatım. Evet. En hızlısı bizden diyor Milliyet Akdeniz. Büyüyen 100 şirket sıralamasında Antalya birinci çıkmış. Antalya'nın 4 şirketi bu gruba girmiş. Birincisi de Antalya'dan çıkmış. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin yaptığı bir araştırma. Büyüyen Türk şirketler arasında Antalya'dan 4 şirket var ve bir tanesi de birinci. Mutlu oluruz ama genel anlamda ciddi bir sıkıntımız var. Antalya sanayisi ticareti açısından konut satışında Antalya'nın gerilediğine yönelik bir haberi var. TÜİK verilerine göre Antalya'da geçen yıl konut satışlarında düşüş meydana gelmiş. Bunun açıklamaları yer alıyor. Alanya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun inşaatında çalışan firmalar ve işçilerin alacakları dün ana haberde vardı. Kanal B'nin ana haberinde de vardı. 2 milyon liraya yakın alacak varmış ve firma ödemiyormuş. Devlet yetkililerinden yardım bekliyorlar Alanyalı esnaf ve işçiler. Evet, Ali Bey'in dediği haber, Antalya Körfez'deyiz tekrar. Antalya Körfez'in sür manşetinde sit alanına otel haberi var. AKP'li başkanın oğlundan sit alanına, koruma altındaki alana otel iddiası haberi. Doğal sit alanı statüsündeki Hidayet Koyun'da AKP'li Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer'in oğlu ve kayınbiraderi tarafından yapılan plaj 2 yıl içinde tamamen koyu işgal etti ve bir otele dönüştü. Kaş Turizm Tanıtma Derneği suç duyurusunda bulundu deniliyor. Evet, bir plaj işletmesini bir belediye başkanının oğlu alıyor. Yeni seçilen bir başkan Halil Kocaer. Bu da etik değil, bu da doğru değil. Oğlu ve kayınbirader orada bir plaj işletiyor. Sit alanı, tarihi bir alan, koruma altındaki bir alan ve oraya bir plaj ünitesi diye otel yapıyor. Plaj görüntüsü altında
o koyu tamamen halka kapatıp ticari alan haline getiriyor. Başkan da bunu seyrediyor. Şimdi neresinden Korkut, düzelteceğiz bunu bilemiyorum. Yok, şimdi Korkut Eli İddia bu. İddia Korkut, bu. Korkut Eli Kadın Kolları Başkanının eşini müdür olarak atıyorsunuz. Belediye başkanının oğluna ve kayınbiraderine koskoca Kaş'ın dünyanın en güzel yerlerinden birindeki bir koyda, koyu otel olarak şey etme. Otel değil. Plaj ünitesi. Plaj işletiyorsun. Sen ondan oradaki otel barakayı olarak otele çeviriyorsun. İşte, onu diyeceğim işte. Ben onu diyorum. Bunu söylemek otel, lazım. Baraka olarak ruhsatlandırıp önce. Geçmişte aynı yerlerde kümes, tavuk kümesi yapacağım diye lüks villalar yapıldığını da gördük. Çünkü orası yapılaşmanın yasak olduğu bir bölge. Ama ondan, ondan sonra şimdi bir günde iki tane değil mi? Bal tutar, kolunu bal kazanın içerisine böyle daldırmış. Buradan başlamış yalamaya değil mi? Evet. Böyle bir durum. Behçet Nazar kulakların çınlasın. Öyle bir filmin senin de vardı. Şimdi bakıyorsun. Bir şey de dediğin zaman var ya. Böyle bunları eleştirdiğin zaman. İnsanlar çok farklı davranıyorlar. Niye farklı yüzden, davransınlar? Yok bak bir anlatayım da Nihat Toklu ondan sonra. İşte bu tür olayları eleştirmezsek insanların bizi eleştirmesi gerekir. Hangi siyasi parti yaparsa yapsın, hangi gruba ait olursa olsun. Bu tür çıkar ilişkilerinin içerisinde olanlar siyasi gücünü kullanarak olur da biz buradan dile getirmezsek aslında ihanet etmiş oluruz. Evet. Hem mesleğe, hem kente, hem geleceğe. Böyle bakın biraz da olaylara. Ya Ali Bey, o kadar tuhaf ki. Şimdi tuhaf bir görüntü. İddia doğruysa belediye başkanı, bu AKP Kaş Belediyesi bu koydaki yapılaşmayı kontrol etmesi gereken belediye, ilçe belediyesi. İmardan o sorumlu. Ama sen başkanın oğlu orada bu işleri yapıyorsa ve görmezden geliniyorsa... Demek ki bilmediğimiz yani, neler var. Yani olacak... Yusuf Yavuz'dan Allah razı olsun. Evet, Yusuf Yavuz'un... Yusuf Yavuz olmasa, bak bir şey diyeyim mi? Yusuf Yavuz olmasa Antalya'da çevre haberi yapan gazeteci yok. Sadece Antalya'da mı? Hemen hemen. Türkiye'de bakıyorsunuz yok mu? Mesela Derince Limanı'nda, değil mi? İsmet Derince Limanı'ndaki bir felaket, ki doğal felaketi de gündeme getirmişti Yusuf Yavuz arkadaşımız. Oradaki koyun, İzmit koyunun ne kadar kirletildiğini de yapan, gösteren bir haber yayınlamıştı. Bu da Türkiye çapında. Konuyla ilgili bağlantılı diyor ki Ata Bey. Ali Bey, zaten insanlar bir yere gelmek için siyaset yapıyor. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. 1920'de kaldı diyor. 1920'de kaldı. Evet. Evet, bu Sayın Başkan'dan bu konuda bir açıklama bekliyoruz. Ne diyecek bakalım bu konuyla ilgili? Hiçbir açıklama evet, bekleme. Koydaki işgal fotoğrafta görünüyor. Yok yok, hiçbir açıklama bekleme. Bak Halil Kocaer miydi? Halil Kocaer. Hiçbir açıklama bekleme. Çünkü biz de bu konularda geçmişte Kaş'la ilgili konuları gündeme getirdiğimizde cevap vermez. Konuşmazlar. Telefon açtığında da toplantıda olur. 7-24 toplantı yapar. Evet, 7-24 toplantı yapar ama. Abidin Özkan diyor ki günaydın. Evetçiler zaten bütün tele kanallarını işgal etmişler. Varsın size de olmasınlar ne olur. Yani hayır. Peki. O, bir şey söyleyeyim. Ben evetçilere fazla kızmıyorum ya. Toplu onun da görüşü odur. Onun da düşüncesi o kadardır. Araya gitmemiz gerekiyor Ali Bey. Yok, ne kadar çok araya gittim bugün. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Tekrar birlikteyiz efendim. Antalya gündem devam ediyor. Körfez'de kalmıştık. Körfez'den devam edeceğiz. Ali Bey'in diyeceği bir şey var mı? Yok arada şu anda. Evet. Bir şey, arada bir yine bir vatandaşın şikayeti var. Onu bir dile getireceğiz. O zamana kadar bir haber okuyalım. Hayır için güç birliği. Hayır yapmak için güç birliği değil bu. Bu referandumda hayır oyu vermek için yapılan bir güç birliği haberi. Meslek odaları, sendikalar ve derneklerden oluşan Antalya Cumhuriyet ve Demokrasi Bileşenleri referandum sürecine giren anayasa değişikliğine hayır dediklerini bir toplantıyla duyurmuşlar. Antalya Cumhuriyet ve Demokrasi Bileşenleri adlı platform oluşturulmuş. Abi hayırlara vesile olsun. Hayır demişler, onu söyleyelim. Evet, tabii evet. Cephesi de var. Evet, cephesini de Akdeniz manşetten okuyalım. Başkan Sümer
Evet turunda haberi var. AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Manavgat'ın Beşkonak bölgesine gelmiş, ziyaret etmiş. Vatandaştan referandumda evet oyu istemiş, evet oyu vermelerini istemiş Beşkonak'ta. Gayet doğal, o da kendi düşüncesindeki propagandasını yapacak. Beşkonak'a gitmişken keşke bir de Altınyaka'ya gitseydi. Altınyaka'ya gitse. Bunu bir öğretemedim Ali Bey size ya. Altınkaya. Altınyaka deyince özür. Kumlucan'ın Gödeni Altınyaka'yla ilgisi var dedi. Altınkaya'ya gitseydi de. Zerk diye desen anlarım. Zerk'e gitseydi. Zerk orada diyor. Orada hani ekranda dile getirmiştik. Problemleri, evet. Yaşlı bir nenenin de bir ev sorunu vardı. Bir de hani onlara baksaydı oraya diyorsunuz. Kadar gitmişken. Umarız bu mesajlarınız ulaşmıştır yani kendilerine. Bir şey söyleyeyim. Evet, oyu istemesi gayet doğal. İktidar partisidir. O da öyle isteyecek. Evet. Ne kadar çok insandan oy alabilirlerse o kadar yüzdelerini artıracaklardır. Ya, o ayrı. Ama gitmişken bence ona da uğrasaydı. Kurt'tan ulaşımda bisiklet önerisi var. Kent Konseyi, Antalya Kent Konseyi Başkanı Sema Nur Kurt, kent iç trafiği rahatlatmak için toplu ulaşım araçlarının kullanımının yanı sıra vatandaşların, halkın bisiklete yönelmesini istemiş. Bisiklet kullansınlar denilmiş. Vallahi bugünkü şartlarda çok güzel bir öneri de. Nerede kullanacaksınız? Bisiklet yolumuz birkaç tane var. O da işgal altında sağdan soldan. Kaldırımlar işgal altında. Sema Nur Kurt'u kutluyorum yani, buradan. Gerçekten güzel bir proje olabilse. Ama ne yazık ki biz Antalya'da, geçmişte öyle değilmiş ya. Geçmişte herkes Antalya'da bisikletle gider öyleydi, gelirmiş. Öyleymiş. Biz rastlamadık, kavuşamadık o dönemlerine, rahmetli dönemlerine, ama rahmetlinin o dönemlerine kavuşamadık. Fakat gerçekten Antalya artık çok araç var. Şimdi zaman zaman böyle otobüs duraklarında beklerken bir hastalık da var herhalde. Ben de plak okuma hastalığı var bir de. Bir de plak okuyorum. Bir de araçlarda kaç kişi oluyor diye bakıyorum. Ya inanır mısın ya Toklu? 5 araçtan 3 tanesi ya da 4 tanesi tek kişiye. Sabah akşam aynı ya. Öğle ikindi aynı. Yani yazıktır, günahtır ya. Bu hem bir milli ekonomiye zarardır. Servettir bu, milli bir servet. Hem de yani toplu taşıma aracını kullanmak kadar güzel bir şey yok ya. Evet, evet. Mümkün olduğu kadar toplu taşımayı kullanmak lazım. Bisiklet gerçekten önemli bir şey. Antalya'nın topografyası genel olarak çok uygun bisiklete. Uygun, evet. Ama trafiğe uygun değil işte. Bir de bisikletlere saygı yok. Bisiklet kullananlara saygı yok sanki. Onu, abi bir şey söyleyeyim. Onu araç olarak Antalya'da görmüyorlar. Daha yaya kaldırımla sabah yine gelirken bir sürü dua ettim. Orhan Veli Caddesi'ndeki o yaya kaldırımı. Ya yola iniyorsun mecbur ya. İki araç yan yana park etmiş. Arasından geçemiyorsun ya. Ali Bey'in duasını anlıyoruz. Beddua etmiş anladığım kadarıyla. Bedduama günah ya. Niye beddua edeyim Nihat Toklu ya? Peki. Bu projeler esnafı uçurur. Akdeniz Manşet Gazetesi'nin manşeti. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Doğu Garajı, Nekropol, Balbey, Kent Müzesi, Boğaçayı, Kurvaziyer Liman, Konyaaltı sahil projelerinin vizyon projeler olduğunu, bunların bu hayata geçmesinden sonra esnafın ve ticaretinin canlanacağını söylemiş. Bunu ne zaman yapmış? Dün esnaf temsilcileri Büyükşehir'in yeni binasını, yeni hizmet binasını ziyaret geldiler. Hayırlı olsun dediler Sayın Türel'e. Orada bilgi vermiş Sayın Türel esnaf odasının başkanlarına. İzledik Ali Bey. Yok geldiler dedin de ya. Geldiler, gittiler tabii. Olur Nihat Toklu. Binaya geldiler. Binaya gittiler oğlum. Binaya geldiler dediğinde bu binanın içinde olman lazım. Binaya, Türkçe mi öyle tamam, orada, şey ben diyorsun? Ben oradaydım doğru. Yandan geçiyordum. Geldiler. Ha, neyse, tamam işte bak takılma. Şimdi oldu gördüm takılma, bak takılma. Oldu ha. Evet burada bu açıklamayı yapmış. İlk defa verdiğim bir işi yapmışsın. Turist, tebrik ediyorum. Turist evet bu arada. Ne oldu? Hayırdır? Nurettin Nutku, izleyicimiz Nurettin Nutku ağabeyimiz aramış. Antalya'nın duayen isimlerinden birisidir kendisi. Gündemde takip eder. Bu saatte bizi de takip eder. Demiş ki Sağlık Bakanlığı belediyelere bisiklet dağıtmıştı. Bunları personelle verseler de personel bisiklet de içine gelse gitse anlamında bir önerisi var. Bir şey diyeyim. Güzel bütün belediyelerde bu israf var.
Evet. Bütün belediyelerde bu araç israfı yani, var. Keşke olabilse, böyle güzel bir öneri. Çok sayıda genç çalışan, belediye çalışanı var. Onlar da kullanabilir rahatça. Bisikletlerle işlerine gelebilirler. Bisiklet yollarında arttırılır bu şekilde. Böyle bir akım olur. Biz dediniz ya, çok rahmetli falan dediniz. Antalya'yı söylüyorsunuz. Rahmetli Antalya gibi de. Bizim ilk orta lise çağlarımızda, yani 80'lere kadar bu kentte yoğun şekilde bisiklet kullanılırdı. Ben şeyden, Antalya Lisesi'ne gelen öğrencilerin belki yarısı bisikletle gelirdi. Kentin merkezindeki. Öyle bir durum vardı. Bisiklet parkı vardı. Şimdi kaç kişi geliyordur bilmiyorum. Şimdi Anadolu Lisesi oldu. Yavuz Selim Ortaokulu'ydu o zamanlar. Oraya gelen öğrencilerin %90'ı bisikletle gelirdi. Ne güzel. Ve şey, okul dağıldıktan sonra görürdünüz. Yol tamamen bisikletler kaplardı. Çok da güzel bir uygulamaydı ama bunlar kalmadı ne yazık ki. Evet, araç bu projeler sürgünleri gerçekten hayata geçerse olur. Bir dakika. Olur. Şuna bakalım. Şimdi tabii bu gerçekten doğru. Doğu Garajı'daki proje. Tamam, bir proje, hayata geçsin. Balbey. Geçsin ama. Balbey'le ilgili gelişmeler yeni başlayacakmış. Kent Müzesi şimdi Kara Aloğlu Parkı'ndaki belediye binasında olduğu bölgede yapılacak. Boğaçayı projesi ne zaman biter? Kruvaziyer Liman. Biraz da zaman yani alacak bunlar. Bunlar henüz daha hayal evet. olan. Yani bunlar yaşama geçene kadar esnafın takati var mı? Var. Var mı? Var. Antalya esnafı burada. Ben Antalya esnafının ağladığını hiç görmedim. Esnafın AESOP Birliği Başkanı. Dedi mi ki esnafımız zor durumda? Duydun mu hiç? Adnan Dere'den. Söyleyemese de. Yok, duydun mu? Duymadım. Kimi temsil ediyor? Duymadım. Ya sıkıntılı demişti belki de ama çok zor anlamda söylemiyor. Nihat Toklu. Esnaf kepenk kapatıyor Nihat Toklu. Üç dükkandan ikisi kapanıyor Nihat Toklu ya. Abi bırakın şu şeyi nedir? Pembe gözlüklerle bakmaya ya. Pembe gözlükle bakmaya. Esnaf evine ekmek götüremiyor. Esnaf. Ne yapıyor esnaf odası başkanı? Sayın Adlihan Dere'nin ne işi var abi? Şimdi soruyorum. Adlihan Dere ne iş yapar? Adlihan Dere ne iş yapar? Esnafın sorununu da mı Mehmet Maçoğlu'na soralım ya? Evet. Onu da mı diyelim ki Antalya esnafının böyle bir durumu var. Sayın Maçoğlu, şu ovacıktan bir gak gel. Bunu mu diyelim Nihat Toklu? Hani gidip Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makamında onur etmeleri, onlara hayırlı olsun demeleri çok güzel bir şey. Bak o ziyareti hiçbir şey demiyorum. Ama şimdi bir esnaf... Ben esnaf çocuğuyum. Ama bir esnafın halini hiç sormuş mu? Esnafın halini gündeme getirmiş mi ya? Esnafın da şöyle dertleri var demiş mi Adnan Dere? Evet. Dere geliyor, dere. Yalelim şarkı. Başka da bir şey yok. Peki. Antalya Gündem gazetesindeyiz. Antalya Gündem'in sürmanşetinde kırmızı etiket %25'e düştü haberi var. Bu Makine Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Ayşen Hamamcıoğlu'nun bir başka açıklaması. Demin yarışmayla ilgili mucitlerle ilgili vardı. Ama bu kırmızı asansör, yani bu sağlıksız asansörler, güvenli olmayan asansörleri gösteren bir etiket bu. Bunun sayısı azalmış. %32'ymiş. Geçen yıl %25'e düşmüş. Bu konuda Muratpaşa Belediyesi ile işbirliği yaptıklarını söylüyor Sayın Hamamcıoğlu. Yine yayınlanmıştı. Muratpaşa evet. Belediyesi bu işe biraz daha ağırlık veriyor. Evet. Şimdi Muratpaşa Belediyesi'nin bu yurtlarla ilgili de mi çalışması da var. Komisyon kurdu. Yurt denetimiyle ilgili. Yurt denetimiyle ilgili de bir komisyon kurdu. O komisyonun bayağı da başarılı çalışmaları var. Ondan sonra asansör konusunda da bayağı güzel çalışmaları var. Böyle olmalı. Bunlar böyle konuşulmalı ama Sayın Hamamcıoğlu'nun biraz daha kent gündemini yakından takip etmesi gerekiyor diye düşünüyorum Nihat Toplu. Peki. Evet, bu arada bazı belediyelere Konyaaltı ve Muratpaşa Belediyesi'nin İnsani Gelişim Vakfı tarafından ödüllendirildiği haberi var. Evet, bu İnsani Gelişim Vakfı İnsani Gelişim Endeksine göre değerlendirme yapmış. Muratpaşa Belediyesi Türkiye 4.'sü olmuş. 150 belediye arasında, ilçe belediyesi arasında. En büyük 150 ilçe belediyesinin. Evet, arasında. Arasında Muratpaşa. Daha çok belediyemiz olsun, daha başarılar sürsün İnsani diyelim. İnsani gelişme
endeksinde. Yani insana yapılan hizmet değil mi? Evet. İnsana getirilen. Şimdi zaten Murat Paşa Belediye Başkanı'nın güzel bir sloganı var Nihat Toklu. En beğendiğim sloganlardan bir tanesi bu. Evet. Komşu. Yani hem komşuluk duygularını yeniden gündeme getiriyor hem de hiç bugüne kadar ben Murat Paşa Belediyesi'nin başkanının Murat Paşa sakinleri dediğini duymadım. Komşularım diye. Komşularımız mı diyor? Komşularımız diye hitap ediyor. Bu çok güzel bir şey. Yani onları kendisinden kabul etmesi, onların içerisinde her birisiyle bir komşu olarak görmesi bence gayet güzel bir şey. Yani benzer bir ödülü Konyaaltı Belediyesi de almış. Diğer belediyelerimiz de alsınlar. İnşallah. Ödüller. Kepez'e Kepez. Bak, Kepez'le ilgili bir haber var. Ne var ya Toklu? Kepezlerin sinema keyfi diye bir haber var. Kepez'in her tarafı sinema. Ya bir dakika Ali Bey, ön yargılı olmayalım lütfen ya. Varsak'taki sinema salonları hizmete girmiş. 4 sinema salonu hizmete girmiş Varsak Park içinde. Bu sinemalar hizmete girmiş. Güzel bir uygulama. Varsak'taki de Varsak yöresinde oturan Kepezlerin en azından sinemaya ulaşma şansları var bu açıdan. Olsun. Şimdi sadece belli alışveriş merkezlerinde sinema var Kepez'de. Belli değil, bir tane alışveriş merkezinde sinema var. Diğerlerinde, yok pardon iki tane alışveriş merkezinde sinema var. Ama böyle belediyenin kendi bir projesi içinde, kendi bir parkı içinde sinema olması da güzel bir şey. Bunu da söyleyelim. Peki Ali Bey, biraz da spor konuşalım mı bugün? Nihat Toklu. Mesajın varsa yoksa... Niye spor konuşuyorsun hemen? Ben dedim ya böyle bir derdimiz var diye. Derdini söyle bakalım. Şimdi o zaman. Geçtiğimiz derdini... günlerde ben bunu yine dile getirmiştim. Bizim bir mavi evimiz var. Eski Güneş Ev. Eski Güneş Ev. Antalya Spor Kavşağı'ndaki, evet. Ve Güneş Ev olduğu dönemlerde de çok eleştirmiştim. Benim eleştirilerime maruz kalmıştı. Çünkü o dönemin icraatlarında gerçekten orası atıl bir şekle. Evet. Atılmıştı. Başta Sayın Mehmet Aktekin olmak üzere kişisel şeye çevirmişti orayı. Bugün nasıl Kepez Belediye Başkanlığı'nın yukarıda o park orman mıdır, kent ormanındaki otağını söylüyorsam o gün de onu söylüyordum, dile getiriyordum. Şimdi orada Mavi Ev projesi adı altında Alzheimer hastalarına bir hizmet veriliyor. Gündüz hizmeti. Gündüz bakım hizmeti. Evet. Haftanın 5 günü, 3 gün yararlanabiliyorsun. Ya 5 günü de yararlanamıyorsun. Ya 3 gün yararlanabiliyorsun ya 2 gün yararlanabiliyorsun. Oradakilerin de keyfine kalmış bir şey bu. Bakın bunları dile getirdiğimde sakın şunu düşünmeyin. Ya Ali Orhan da Menderes Türel'in açığını aramak için uğraşıyor. Bu Menderes Türel'in açığı değildir arkadaş. Menderes Türel biraz önce okuduğumuz konularda çabalayacak, çalışacak, edecek. Niye? Çünkü o büyük projelerle uğraşacak. Kalkıp Mavi Evi de eğer Menderes Türel orayı düzeltsin diye uğraşırsak gerçekten ayıp ederiz. Hem Menderes Türel'in hakkını yemiş oluruz. Evet. Hem de bu kente yazık ederiz. Evet, şimdi anladım. Mavi Ev konusunda sıkıntı var diyorsunuz. Aşırı şekilde hem de sıkıntı var burada. Hastalara hizmet etmiyorlar diye buradan dile getirdik. Evet. Oradaki hastalara yeterince hizmet etmiyorlar diye. Servis yok. Hastaları evinden alıp evine. Alzheimer hastası zaten. Geçtiğimiz günlerde bak bunu bir arkadaşımın dilinden anlatıyorum. Annem Alzheimer hastası ve çalıştığım için annemin sabah Mavi Eve bırakıp akşam alıyorum. Haftanın iki günü güvendiğimiz belediyenin hizmeti var. Sonuçta geçen yağmurda annemi ıslanmış ve titrek buldum. Titrerken, kapının önünde titrerken bulmuş. 70 yaşındaki kadıncağız hem titriyor hem ağlıyordu. Cinnet geçirmem an meseleydi. Allah belanızı versin deyip döndüm geldiğim Mavi Ev gibi büyük şehir gibi söyleyemeyeceğim şeyler. Bir hizmet yapılıyorsa takip edilir. İşin uzmanlarına teslim edilir. Yaptım olduysa olmuyor diyor izleyeceğim. Evet. Bana gelen bilgi belki aynı konudur bilmiyorum. Bana gelen bilgi o yağmurların yağdığı gün vardı ya bir kadıncağız kapının önünde. Binanın dışında o yağmurun altında titrerken buluyor hasta yakınları. Peki diyor neden böyle yapıyorsunuz ki? Ne yapalım diyor dışarı çıkmış. Ya Alzheimer hastası ne yaptığını bilmiyor ki zaten. Hadi bırakıp çıksa oradan gitse demek hiç kimse farkında olmayacak ya.
Evet, evet. Oradaki görevlilerin çok daha duyarlı, dikkatli olması lazım. Ali Bey, çünkü burada 60'a yakın hasta var. Evet, evet, evet. Önemli konu. Sanıyorum yetkililer duymuşlardır. İnşallah. Odalar 2016'da boş kaldı haberi vardı. Unuttuk onu konuşmayı. Türkiye'deki otellerin doluluk oranı en büyük kayıp, Avrupa'da en büyük kayıp Türkiye'de yaşanmış doluluk oranı açısından. %17.8'lik bir kayıp yaşamış Türkiye. 2015'te %61'miş, 61.7'ymiş doluluğu genel olarak, %50'lere düşmüş Türkiye'deki otellerin doluluk oranı. 2017'de ne olur orasını kestiremiyoruz. Bir başka haber, Selçuklu Köşkü'nde çimento, yeni çimento, Portland çimento. Kemer'deki tarihi Selçuklu Av Köşkü, köşkündeki çimentoyla daha önce bir onarım yapılmış. Bu giderilmek istenmiş, bu sefer de köşk zarar verilmiş, delici aletlerle köşk zarar verilmiş. Avukat Tuncay Koç diyor ki ihale şartnamesinde arkeolog ya da sanat tarihçisinin gözetiminde bunların yapılması gerekir. Oradaki çimentonun temizlenmesi gerekir. Ama bu ne yazık ki yapılmadığı için zarar görüyor. Tarihi eser demiş. Böyle de bir durum söz konusu. Bunu da bildirelim. Şimdi Nihat Topu, evet, pazartesine bırakmayalım. Önemli bir konu bu turizm. Sen demin okuduğun. Evet. Bu senin okuduğun turizmle ilgili okuduğun Reuters'ın haberi. Evet. Diyor ki, yani şeyde, yazıda, Aralık ayı 49.20 otellerin doluluk oranı. Evet. %58 ile Avrupa'da en düşük oranına sahip ülke Türkiye. %50.8'de, evet. Evet. 2015 yılı doluluk oranı %61.7'ymiş. Evet, Türkiye'de. Evet. Yunanistan %68.6. 2015'te. Evet. Avrupa ortalaması da %70.4. Evet. Türkiye'de oda gelirinin 2016 yılında %39.5 düşüşle 39.5 avroya gelmiş. Evet. Yüzde kaçmış demek ki? 78'de falan. 2016'da Avrupa ülkeleri oda gelirleri ortalaması %68.4 olarak ölçülmüş. Bizimki 39. Evet. Oda gelirimiz de düşüyor. 2016 yıl genelinde doluluk oranlarındaki %23.4 ve oda gelirlerindeki %42.6 düşüşle İstanbul Avrupa güzergahları arasındaki en yüksek doluluk kaybı ve gelir kaybı yaşayan ülke, kent olmuş. Bölge. Şimdi İstanbul böyleyse Antalya'yı düşün. Evet, ne yazık ki çok o sıkıntıyı görüyoruz. Rakamlarda bir şekilde yansıyor. Biz otellerin boş olduğunu uzun süredir ifade Pazartesi ediyoruz. Pazartesi günü bir tarım raporu getireceğim. Bir de Britanya Merkezli Demokrasi Endeksinin seçimlerin şeffaflığı, katılım oranı, basın özgürlüğü, protesto hakkı ve öngördüğü gibi konuları temel alarak hazırladığı raporda Türkiye puanı 5.04'e gerilemiş. Evet. Bak Türkiye 5 mi? Tüm tam demokrasilerde 10 puan verilen raporda 167 ülke arasındaki en yüksek puanı 9.93 ile Norveç. Norveç'i İzlanda, İsveç, Yeni Zelanda, Danimarka ve Kanada izlemiş. Ülkelerde sadece 16'sı tam demokrasi kategorisinde yer almış. 57 ülke defolu. 40 ülke karma rejim. 51 ülkede baskıcı rejim olarak nitelenmiş. Amerika Birleşik Devletleri demokrasi gerilenmiş. 8.5'ten 7.98'e düşmüş. Son sırada 1.8 puanla Kuzey Kore yer alıyor. Onun üzerinde Suriye, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ekvador, Ginesi ve Türkmenistan var. ABD vatandaşlarının, evet, Türkiye'ye gelmeleri konusunda uyarılıyorlar. Ve özellikle de Güneydoğu'ya gitmeyin diyorlar. Diyor ki, Güneydoğu bölgesi için uyarılanın peşi sıra saldırılar, turistlerin yoğun olduğu bölgeler, restoranlar, gece kulüpleri, ibadethaneler, çeşitli ulaşım merkezlerinde gerçekleşiyor. Bunlardan uzak durun. Öbür taraftan da Türkiye'deki büyükelçilerine ya da Türkiye'yi ziyaret eden Amerikalı diplomatlara diyor ki,
devlet görevlileri statüsünde olanlara İstanbul ve Güneydoğu resmi ziyaretlerinize kısıtlama getireceksiniz. Türkiye'nin dışarıdaki görünümü bu. Demokrasi açısından puanının düşük olduğu, vasat olduğu ve giderek düştüğü bir ülke imajı çizilmiş bu görüntülerle, bu rakamlarla. Evet. Bunu da görebiliyoruz. 10 üzerinden 5'i zor almışız ve giderek de geriliyor muyuz? Öyle görünüyor ne yazık ki. Evet, bizim süremizin sonuna geldik efendim. Şimdi bir spor haberle bitirelim. Antalyalılar nefesini tuttu. Cumartesi günü oynanacak olan Antalya Spor, Alanya Spor maçına kilitlenmiş Antalya. Yarın saat 19'da Antalya derbisi var. Antalya Spor ile Alanya Spor karşılaşacaklar Antalya stadında. Stadın diğer şeyini söylemeyeceğim. Söylemek de istemiyorum. Antalya stadı diyelim. Antalya Atatürk Stadı diyelim. Yeni Antalya Atatürk Stadı değil mi? Evet, yeni stadımız oynanacak maç. İki takımımıza da başarılar dileyelim. İyi oynayan kazansın diye söyleyelim. Evet. Çok önemli bir şey. Ali Pekalim. Aydın diyor ki, baba günaydın. AK Parti'ye yakın STK başkanlarına niye tepki gösteriyorsun? Bu başkanlar sürekli esnafla beraber. Fırıncılar Odası Başkanı AKP'li midir ya da CHP'li midir? CHP'li meclis üyesi. Meclis üyesiydi, evet. Geçmişte. Dün ne dedik burada? Sersekil'de eleştirdik. Mesela görevini, sevgili Ali abi, dün izlemedim ihmal ettiğini abi. En azından aynen. Söyledik. Esnafının sorununa çare bulamadığı için kaçak eleştirdim. Kaçak fırınlar konusunda. Ben ne CHP'liyim ne AKP'liyim ya. Yani ben bunu lütfen, beni bu şekilde adlandırırsan üzülürüm. İsa Akbulut diyor ki, Büyükşehir Belediye Başkanı dün esnaf temsilcileriyle buluşmasında esnafın yüzü gülüyor diyordu. Demek ki Ali Bey'in dediği gibi esnafın sıkıntısı yok. Ben esnaf başkanım, ben esnafın sıkıntısını diyor. Ben demiyorum ki gitsin dövüşsün, kavga etsin, ama desin ki bizim esnafımızın şu 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 sorunları var. Bunları nasıl düzeltebiliriz? Nasıl asgariye indirebiliriz? Bu insanlar evine nasıl ekmek götürebilir? Mesela Demirciler Çarşısı nasıl düzelteceğiz? Orası öldü. Allah rahmet eylesin. Gibi. Allah rahmet eylesin. Gibi Ali Bey. Ondan sonra şimdi sevgili Ali Aydın, gerçekten benim istediğim şu. Bu kentte herkes görevini tam anlamı ve layıkı ile yerine getirsin. Bir siyasi partiye tabii ki mensup olabilir, o düşüncede olabilir. Asla böyle bir düşüncem yok. Ama o siyasi partinin peşine her yere onunla beraber gitmez. Evet, peki. Önce mensubu bulunduğu grubun sorunlarını çözer. Çözer, peki. Peki, evet efendim, Ali Bey'in sözlerinden sonra programımızı kapatalım. Dışarıda da çok soğuk var. Özellikle yaşlı insanlar lütfen dışarıya çıkarken evet, çok dikkatli çıkın. En azından baş ağrısı yapar, onu evet. Da söyleyelim. Ha tabii, yönetmenim de insafına sığınmıştık. O da dedi ki, Ali abi gibi yaşlılar da sokağa çıkmasın diye de ekledi. Gurur duyuyorum. Yaşlılar gurur duyuyorum. Evet, Ali Dede'ye mesaj geldi, gitmiş oldu. Evet efendim, biz programımızın sonuna geldik. Hafta sonu yokuz. Hafta başında buluşmak dileğiyle. İyi bir hafta sonu diliyoruz efendim. Umarız ve dileriz ki iyi haberlerle pazartesi günü saat 7.30'da birlikte oluruz. Esen kalınız.